Şimdi çocuklar, çevre uzunluğu verilmiş ama bir kenarı sorulan şekillerin o kenarını nasıl bulacağız onu göstereceğim, tamam mı? Kare, dikdörtgen ve üçgen için yapacağız bunu şimdi. Şimdi çocuklar, karenin çevre uzunluğu 48 cm'ymiş. Bize bir kenarını soruyor. Karenin dört kenarı var. Dördü de birbirine eşittir. O yüzden ne yapıyoruz? Çevresinin uzunluğunu çocuklar dörde bölüyoruz. Tamam mı? Ne bulduk çocuklar? 48 cm ise bir kenarını ne buluyoruz? 12 cm'dir. Diğer bu kenarların hepsi de çocuklar kare olduğu için 12 cm'dir. Yani çevreyi dört eşit parçaya bölüyoruz. Tamam mı çocuklar? Bir kenarına ulaşıyoruz böylece. Şimdi çocuklar, dikdörtgen için çevre uzunluğu 70 cm. Kısa kenarını vermiş, uzun kenarını soruyor bize. Bakın çocuklar, dikdörtgenin iki kısa kenarı vardır, öyle değil mi? İki de uzun kenarı vardır. Çevre dediğimizde iki uzunla iki kısa kenarın toplamı olduğu için çocuklar, ne yapalım önce? Verilen kenarların iki tane olmasından dolayı toplayalım. Yani iki kısa kenar 28 cm eder çocuklar. Çevre uzunluğundan bu iki kısa kenarı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Ne buldum? 42 cm buldum. Bu 42 çocuklar iki uzun kenarın toplamı olduğu için 42'yi ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Çünkü iki tane uzun kenarı var. Biz bu 42'de iki uzun kenarın uzunluğunu bulmuş olduk. Bir uzun kenarı sorduğu için 2'ye bölüyorum çocuklar. Onda ne buldum? 21 cm buldum. Bakın burası 21 cm'dir. Gerçekte de bakın çocuklar, 21, 21, 14, 14'ü topladığında 70'e ulaşırsın. Tamam mı çocuklar? Dikdörtgenle böyle yapıyoruz. Şimdi üçgen için çocuklar, üçgenin 3 kenarı vardır. Çevre uzunluğu 86'ymış. Bir kenar 34, diğer kenar 28 ise 3. kenarı kaçtır diyor. Çok kolay çocuklar. Verilen iki kenarı ne yapıyorum? Toplayacağım. Ne buldum? 62 cm buldum. Çevresi dediğinde ne oluyor? Yani üç kenarın toplamı oluyor ya. Öyleyse çevre uzunluğundan iki kenarın toplamını çıkarıyorum çocuklar. Ne buldum? Evet. 24 cm buldum. Bakın şu üç kenarı topladığında 86 cm ulaşırsın. Bu şekilde çözüyoruz. Tamam mı çocuklar?